Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. 2 yıldan beri uzun vadeli yatırım için cazip hisseler videoları yapıyorum. Ve ilk kez bu videonun ismi uzun vadeli yatırım için cazip hisseler değil. Sadece yatırım için cazip hisseler ismini kullanıyorum bu videoda. Bunun da şöyle bir sebebi var. Ben hala borsamızda bir yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Birçok hissenin de halen çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Ama önümüzdeki süreçte, yani seçime doğru giden süreçte çok çalkantılı günler yaşayabileceğimizi de düşünüyorum. Yani seçim startının verilmesi, yani artık seçim tarihi açıklandı denmesiyle birlikte ya da bir başka değişik siyasi gelişmeler, işte en son yaşadığımız Ekrem İmamoğlu davası sırasındaki satışlar gibi şeyler olabileceğini düşünüyorum. Yani bu siyaset olayı çok şey oldukça, hararetlendikçe borsada da satışlar getirebiliyor. Ekrem İmamoğlu davasında gördük bunu. Bir iki günlük bir satış olup kalabiliyor. Böyle olursa ne ala, ama artık seçim durumuna geçildiyse, yani seçim tarihi net olarak belliyse, belki bu işler biraz daha sürebilir. Şu seçim bir geçsin, bir görelim, ondan sonra borsaya girelim diyebilir. Veya bir takım zaten uzun zamandan beri para kazanmış olan yatırımcı, karımı alayım çıkayım, bakayım seçim olsun bitsin, ondan sonra değerlendirme yapayım diyebilir. Bütün bunlar beni korkutuyor. Ve beni korkuttuğu için de ben bu sefer size uzun vadeli yatırım için demiyorum. Bunun sebebi bu. Çünkü uzun vadeli yatırım için dediğim zaman 1 yıl ve daha üzeri olması gerekiyor. Bundan evvelki videoda da seçime kadar demiştim, ama ismini değiştirmemiştim. Bu sefer ismini de değiştiriyorum. Uzun vadeli yatırım için cazip hisseler videosu değil bu artık. Yatırım için cazip hisseler. Ve yapmış olduğumuz işi de birazdan anlatacağım, ama halen daha şöyle bir potansiyel görüyorum onu. Biraz teknik analize gireceğim burada. Teknik analizle size anlatmaya çalışacağım, göstermeye çalışacağım. Şimdi şöyle ki, benim BIST 100'deki bir sonraki hedefim 6.644'te bulunuyor. Yapmış olduğum teknik analiz çalışmalarıma göre kendime ait olan bir yöntemdir. Burada işte bir Fibonacci çalışması görüyorsunuz ve tepesi boşlukta görünüyor. Bana ait bir yöntemdir işte, dediğim gibi. Orada da 6644, 6644 görünüyor. Dolar bazında endekse de bakıyorum ben tabii ki. Biraz daha mantıklı geliyor buna. Her ne kadar burada dolar işte efendim baskılanıyor, o yüzden bu dolar gerçeği yansıtmıyor falan dense de, ben bunlara katılmıyorum. Çünkü dolar çıktığı zaman hisselerde de benzer bir yükseliş görüyoruz, doların çıkması nedeniyle. Gördük zaten daha evvelden. Şimdi bakın, burada 325 var. Şöyle oradan geçen bir şeyimiz var, direncimiz var. Bunu ben net bir direnç olarak görüyordum uzun bir süredir. Ancak diğer yatırım araçlarında artık insanların sürekli para kaybetmesi ve borsanın da çok fazla önerilmesi nedeniyle bu direncin geçilebileceğini düşünüyorum. Peki nereye kadar gelecek? İşte o zaman belki şöyle 389'a kadar da gelebilir. Bunu ben görüyorum. Belki başkaları da görüyor. İşte o yüzden belki oraya kadar da gitmeyecek. Şöyle aradaki 354 dolar direncine kadar gidebilecek. 354 dolar direnci de yaklaşık %22'lik bir yükselişe karşılık geliyor bugünden itibaren. TL bazında baktığımızda da işte benim TL bazındaki hedefim de yaklaşık %22'lik bir yükselişe denk geliyor. Yani eğrisi doğrusuna denk gelen bir durum söz konusu. %22'lik endekste bir yükseliş potansiyeli var. Doların da sabit kalabileceğini düşünüyorum. Ha, o seçim artık startı verilmiştir. İnsanlar böyle biraz daha tedirgin olabilir. Daha çok dolar alabilirler. Dolar, borsadan çıkan para dolara gidebilir, altına gidebilir. Böyle şeyler olabilir. Dolar kuru ondan sonra çok artabilir. Onları bilemem ben. Hani onların hepsi senaryodur. Ama bu borsa yükseldiği sürece dolarda da bir artış beklenmez normal şartlarda. Ben beklemem.
O zaman yani %22'lik bir yükseliş de burada olur. Bu %22 yükselirken her hissede ortalama ya da %22 yükselecek diye bir şey söz konusu değil. Bazı hisseler daha iyi performans gösterebilir. İşte amacımız bunları bulmak burada bir yerde. Yabancı ilgisi kısa süreli de olsa olabilir. Ve yabancı ilgisi olduğu zaman da yabancılar hakkında rapor yazılmış hisselere yatırım yaparlar. Hakkında hiç rapor yazılmamış bir hisseye kolay kolay yatırım yapmazlar onlar. Rapor yazılması da düzenli bir rapor yazılması gerekiyor. Yani sadece bir halka arz raporu yazılmış kalmış gibi değil. Her çeyrekte bir rapor yazılması beklenir şirket hakkında. Rapor yazılıyorsa o zaman analistler tavsiye verir. Yani aracı kurumlarda çalışan analistler, araştırma bilimlerinde raporunu yazdıkları hisseler hakkında tavsiye verirler. Genellikle böyledir. Ve onlar tavsiye verdikleri zaman işte kar tahmini falan da yapmışlardır. Burada Equity RT programını kullanarak hakkında araştırma raporu yazılıp analiz tavsiyesi olan hisseleri alıyoruz ve onlar arasında bir filtreleme yapıyoruz. Öncelikle analistlerin bu hisseyi beğeniyor olması lazım. Yani analistler al, sat, tut diye 3 tip tavsiye veriyorlar. Al tavsiyelerinin önemli miktarda olması lazım. Ondan sonra da bazı değerleme oranlarına bakıyoruz. Genellikle bakmış olduğumuz şey değerleme oranı, firma değeri, faiz, vergi, amortisman öncesi kar oranıdır. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız aşağıda açıklamalarda bunları anlattığım videonun linki var. İzleyip öğrenebilirsiniz. Fakat her şirket için bu hesaplanamaz. Özellikle mali şirketler için firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar oranı yoktur. Hesaplanamaz. Çünkü onların mali tabloları farklı oluyor. O zaman da piyasa değeri, defter değeri oranına bakıyoruz. Mali şirketler için mesela holdingler için de buna bakıyoruz. Çünkü içerisinde banka falan da olabiliyor. Mesela Sabancı Holding gibi şirketlerde böyle. Bir de gayrimenkul yatırım ortaklıklarında falan da bunları piyasa değeri, defter değeri oranını tercih ediyoruz. İkincil olarak fiyat kazanç oranına bakıyoruz. Yani önce bir filtreleme, analistler beğenecek. Analistlerin beğendikleri içerisinde birincil olarak FDV veya piyasa değeri, defter değeri, ikincil olarak da FK'ya bakıyoruz. Şimdi burada iki tane listemiz var. Bir tanesi piyasa değeri defter değerine göre sadece holdingleri, bankaları, mali şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıklarını değerlendirdiğimiz liste. Bunun içerisinde başka hisseler de gelebiliyor tabii ki. Öyle bir ayrım yapmıyoruz ama onları dediğim gibi firma değeri, faiz, vergi, amortisman öncesi kar oranına göre değerlendiriyoruz. Bu listeleri ekrandan okuyamayabilirsiniz. Aşağıda açıklamalarda ben sizin için bir link verdim. O linke tıkladığınızda bizim kanalfinans.com sitesinde bu listelerin olduğu sayfaya yönleniyorsunuz. Oradan listeleri okuyabilirsiniz. Ayrıca bu listelerde sadece analistlerin tavsiye ettiği hisseler var. Diğer bütün hisselerde bu oranlar nedir diye merak ediyorsanız o da var aşağıda açıklamalarda. Ona da tıklayıp gidebilirsiniz. Son olarak geçmişte bu listede olup da artık olmayan hisseler olabilir. Burada da iki şey olabiliyor. Bir, analistler artık beğenmiyor veya takip etmiyor. İki, artık bu hisse bizim kriterlerimize göre çok ucuz değil. O yüzden burada değildir. Genelde bu soru hep soruluyor. O yüzden yorumlara da kapattım ben bu videoyu. Çünkü hep aynı şeyler soruluyor. Burada yeterince açıklama yapmış olduğumu düşünüyorum. Şimdi ilk olarak banka ve mali şirketlere bakacağız. Burada bakınız, değişik bir şey yaptım ilk kez. Size analiz tavsiyeleri, al tavsiyeleri daha az olan Halkbank ve Vakıflar Bankası'nı da koydum. Bunları tavsiye etmiyorum. Halkbank, Vakıflar Bankası'nı ama görün diye koydum buraya. Şimdi en ucuz banka piyasa değeri defterlerine göre Akbank. Ve analistler de çok beğeniyorlar. Görmüş olduğunuz gibi analistlerin en beğendiği de banka bu. İkincisi İş Bankası. Onu analistler bakın çok daha az beğeniyorlar. Ben beğeniyorum. İş Bankası her zaman beğenmişimdir, sevmişimdir. Yapı Kredi Bankası var. O da analistler tarafından epey beğeniliyor. Çok güzel.
Ondan sonra da bakın Halk Bankası da ucuzluk sırasına göre gidiyoruz. Aslında FK olarak bakıldığında pek de diğer bankalara göre ucuz değil. Defter değeri olarak daha ucuz. Dava süreci var. O yüzden analistler pek beğenmiyorlar. Genellikle o yüzden beğenmiyorlar. Bakın 11 analistin sadece bir tanesi al demiş. Çoğunluk sat tarafında Halk Bankası'nda. Ben zaten hiçbir zaman önermedim. Garanti Bankası çok uzun bir süre en beğendiğimiz bankaydı. Artık en ucuz banka olmamakla beraber halen çok ucuz. Halen analistlerin çok beğendiği, yani Akbank'tan sonra en çok beğendikleri ikinci banka Garanti Bankası'ydı. Vakıflar Bankası ben beğeniyordum. Kendim de zaten çalıştığım için, memnun olduğum için beğendiğim bir bankadır. Artık analistler günden bakın bir tanesi sadece beğeniyor. Genellikle tut tavsiyesi veriyorlar. Sat tavsiyeleri daha az. Akbank gibi değil. Ama artık listemizde yok. Onu söyleyeyim. Yani %20'nin üzerinde al tavsiyesi olmayan bir şeyi ben listeye eklemiyorum. Burada sadece size bilgi olsun diye söyledim. Yani Vakıflar Bankası ve Halk Bankası önermiyoruz. O zaman banka dediğimiz zaman neler var? Akbank, İşbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası var. Bunları öneriyoruz. Bu arada Albaraka da var burada. İki analistin biri al demiş, diğeri tut demiş. Bu da belki düşünülebilir ama diğer bankalar içerisinde ucuzluk bakımından hani Halkbank'a göre bile FK olarak daha yüksek. Ben bu Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti varken böyle bir bankayı önermem zaten. Gelelim bundan sonra holdinglerde Sabancı Holding var. Defter değerinin neredeyse defter değerinde 1.05. 5 analistin 5'i de al diyor. Çok beğendiğimiz bir holdingdir. Türk Hava Yolları burada olmaması gerekiyor ama piyasa değeri defter değerine göre neredeyse 1.09'muş. Yani defter değerinde %30'uydu. 0.30'du bu. Ben bunu alın 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 diye az söylemedim. Şu anda da halen daha defter değerine göre ucuzdur. FK'ya göre ucuzdur ama asıl bakmamız gereken şey FDV dediğimiz oran. Ona da bakacağız. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında Özak Gayrimenkul gayet ucuz. FK olarak da ucuz. Hakikaten öne çıkıyor. Sadece bir analiz takip ediyor olsa da Özak Gayrimenkul'ü beğeniyorum. Torunlar Gayrimenkul'ü de beğeniyorum. Üstelik 3 analiz tavsiye ediyor. Ereğli Demir Çelik'i diğer listede değerlendireceğiz. TSKB de ucuz FK'sına göre, defter değerine göre belki değil. Ancak bu TSKB için şunu söylemek zorundayım. Yani bu hisse anormal derecede hızlı çıkıp anormal derecede de aynı şekilde düşebiliyor. Çok volatil. O yüzden banka alacaksanız bunu tercih etmeniz daha fazla risk almanız anlamına gelir. Yani Akbank varken, İş Bankası varken, Yapı Kredi varken yani TSKB hem pahalı defter değerine göre hem de çok oynak. O yüzden tavsiyem Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası. Vakıf Bank'ı beğenmiyor analistler. Çok da oynaklık arttı hakikaten. Vakıf Bank bir alıyorlar, bir satıyorlar. Ben kendim Vakıf Bank hissemi satmam ama yeni bir Vakıf Bank da almam. Onu da ek olarak söylemiş olayım. Şimdi bundan başka diğerleri zaten mali şirket değiller. Koç Holding var bir tek mali şirket. Onu da beğeniyoruz. FK'sı 4.05. Piyasa değeri defterleri 1.5. 8 analistin 8'i de beğenmiş. Anadolu Grubu Holding. Onu da beğeniyoruz. Onu da FK'sı 8. Defter değeri 1.77 bir holding için gayet güzel veriler bunlar. Şimdi gelelim FDVK'ye göre yapılan listeye. Burada en ucuz şeyin bizim toptan satış mağazaları olduğunu görüyorsunuz. Şimdi zaten bildiğiniz gibi perakende şirketlerinde bir satış yaşadık yakın zamanda. Perakendelerin durumu iyi. Yani iyi götürüyorlar. Her zaman nakit veya işte kredi kartıyla da olsa onlar parayı hemen alabiliyorlar bir iki gün içerisinde sattıkları için bir sorun tahsilat sorunları olmuyor. Çok fazla böyle mağaza açacağız diye borçlanıp da böyle faiz yükü altına girmedikleri zaman da bir sıkıntı yaşamıyorlar. Para kazanıyorlar. %4 falan kar marjı ama net kar marjı gene de para kazanıyorlar. İşte nakit akışını yönetmekte sıkıntı çekmeyen bir
yapısı var perakende. Çünkü başkasının parasını kullanıyor aslında. Tedarikçilere geç ödeme yapıyorlar. Ucuz. Analistler de beğeniyor. Güzel. Tüpraş ancak sanayi şirketleri içerisinde en ucuzu. Bakın FK olarak da çok ucuz. Tüpraş hem FDF hem FK olarak. Ve analistler de çok beğeniyorlar. Ben de beğeniyorum. Anadolu Efes Biracılık gayet beğeniyorum. Hepsi güzel. Koza Anadolu Metal, Emlak Konut burada da var. Ereğli Demir Çelik çok ucuz olduğunu görüyorsunuz. Analistler daha az beğeniyorlar ama %20'nin üzerinde al tavsiyesi var. Genellikle tut tavsiyesi veriyorlar. Ereğli ben beğeniyorum. Böyle bir ortamda ucuz kaldı diye gidebilir tekrardan. Tüpraş, Anadolu Efes, Ereğli bunlar ucuz kaldı diye. Koza Anadolu Metal diye bir süre sonra çok hızlı bir yükselişler yapabilirler. Şok marketler daha iyi bence bizim toptana göre. Şok market FK'sı daha düşük. FDFO'yu biraz daha yüksek ama işte 9 analistin 9'u da şok market demiş. Şok market daha iyi bir şey bence seçenek oluyor. Turkcell onu da analistler gayet beğeniyor. Index bilgisayar güzel. O da ucuz. Migros. Migros da FDFO olarak ucuz. FK'sı biraz yüksek. Ama analistler beğeniyorlar. Migros da düşünülebilir. Türk Hava Yolu çok uzun süre söylemiştim. Demin de anlattım. Defter değerine göre çok ucuz bulduğumu. FDFO'ya göre de çok ucuz buluyorum. Kardemir keza aynı şekilde. Ereğli'yi ben tercih ederim ama Kardemir analistler tarafından daha çok beğeniliyor. Onu da söylemiş olayım. Vestel o da güzel. FK'sı biraz yüksek kaldı ama FDFO güzel. Mavi Giyim bu da perakende olarak geçer. 8 analistin 8'i de beğeniyor. Gayet iyi. Doğuş Otomotiv hep bizim burada çıkıyor. Hep de analiz tavsiyeleri bayağı düşük çıkıyor. Tavsiye etmiyoruz o yüzden. Odaş Elektrik o da düşünülebilir. Gayet iyi. Türk Telekom FK'sı biraz yüksek kaldı. Ama halen daha FDFY olarak ucuz. O da iyi. Sonra bakalım. Coca-Cola en beğendiğim, yani gıda için gıda deniyor. Gıda içecek olarak ben bakıyorum. En beğendiğim Coca-Cola'dır her zaman. Halen de en ucuzun Coca-Cola olduğunu görüyorsunuz gıda içecekler içerisinde. 4 analistin 3'ü al birisi tut demiş. Ucuz, güzel gıda olarak beğeniyoruz Coca-Cola'yı. Energisa hep çıkar bizde. Beğeniyoruz. 3 analistin 3'ü de al demiş. Tofaş hep çıkar. Uzun zamandan beri zaten Tofaş alın diyoruz. Tofaş mı, Ford mu, Tofaş mı bilmem, Türk Traktör mü? Arkadaşlar bir kez daha söyleyelim. Tofaş daha ucuz, daha çok beğenilen falan ise burada Tofaş. Ford Otosan belki biraz daha çok beğenilmeye başlandı şu anda ama her zaman Ford daha pahalı kalıyor Tofaş'a göre. Şimdi şöyle devam edelim. Koç Holding'i söylemiştik. Vestel Beyaz Eşya. O da tamam. O da analistler tarafından çok beğeniliyor. Ben de beğeniyorum zaten. Koç Holding'i söyledik. Aksa var. O da ucuzlardan. Şişecam en beğendiğim şirketti çok uzun bir süre. Halen daha çok beğeniyorum. Şişecam'ı analistler de beğenmeye devam ediyor. Şişecam tavsiye ediyorum. Yataş. Yataş da analistler tarafından beğeniliyor ve fena da değil, ucuz. Özel gayrimenkul buraya da gelmiş. FDFY olarak da ucuz. BİM var. Şok market mi, BİM mi, bizim mi denirse ben şok marketi tercih ederim bu arada. FK biraz daha yüksek burada. Her ne kadar BİM'i daha çok beğeniyor olsa da analistler bizime göre ben şok marketi beğeniyorum. Çünkü aynı sektör olduğu için söylüyorum. Selçuk Eczacı var beğendiğimiz, güzel. Medikal Park var, onu da beğeniyoruz. Tekfen Holding var. O da FDFY'ler falan artık biraz artmış Tekfen'de. Analistler beğeniyor ama artık bakın bir süre sonra mesela %50 falan da artacak olsa bu da artık ucuz olmayacak. Ama Tekfen halen alınabilir. Türk Traktör var ama Türk Traktör yerine Tofaş'ı tercih ediyoruz. Çimsa varmış. Kordsa var. O da güzel. Aksa Enerji. Uzun bir süre çok beğendik. Çok güzel çıktı. Artık fiyatı yani FDFY 15'e yaklaşıyor. Biraz daha yolu var.
Tabii ki daha çok yolu var belki ama yani 15 olduktan sonra artık daha alınmaz. Akçansa 11.75'te o da var. Çimsa mı Akçansa mı dersek belki işte Çimsa FK'nın daha düşük olduğu için tercih edilebilir. Ford Otosan bakın 12 FD Fuvayök, 12 Tofaş 7. Ford Otosan 10 11.77 FK, Tofaş 11.92. Yani FK olarak biraz daha iyi Ford Otosan ama FD Fuvayök olarak burada Tofaş daha iyi. Yani 7.61 asıl baktığımız şey de bu. Tofaş'ı ben tercih ediyorum halen de. Sabancı Holding demin bahsettik. Logo yazılım var burada. Artık sınıra geldik burada. Logo yazılım, torunlar diğer tarafta değerlendirmek gerekir. FDF Fuvayökü biraz yüksek bunun. Logo yazılım artık sınırdayız. Bundan sonrakiler artık ucuz değil. Bazı hisseler vardı belki burada. İşte Aselsan falan. Onlar artık yok. Çünkü ucuz değiller. Tekrardan bir yani de bakarsınız ya da analistler daha az beğeniyordur böyle şirketleri. O yüzden biz burada hem analistlerin beğendiği hem de ucuz olanlarını bulmaya çalıştık. Bu şekilde yani Ocak ayının iyi geçmesini bekliyorum. Ocak ayı sonunda zaten yeni bir değerlendirmem olacak. Şubat'a kadar bir problem görmüyorum borsada. Şubat'ta tekrar bakacağız. Çünkü Şubat'ta bu verdiğim hedefler gelebilir. Ocak sonunda en erken ama Şubat'ta falan gelebilir hedefler. Onu o zaman değerlendireceğiz. Yani şu anda borsa çıkıyorsa bir problem de görmüyorsak elimizdeki hisseleri tutarız. Yeni hissede burada bahsettiklerimden daha ucuz olandan daha listenin üzerinde olanlardan ek yapılabilir ya da yeni ilk kez alacaksınız. Bunlar alınabilir. Ama o kadar. Yani çünkü önümüzde zorlu bir süreç var piyasalar açısından. İnşallah bu süreçleri de atlatacağız. Bu seçimi de atlatacağız ve ben tekrardan size uzun vadeli yatırım için cazip hisseler videosu yapacağım. İşte herkese bol kazançlar.